Bir soru bir cevaba hoş geldin. Haftanın sorusu. Bir anne repliği söyle. 1, 2, 3. Bir anne repliği. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Ben Erzurumlu olduğum için Erzurum şivesiyle söyleyeceğim. Zukkum yiyesen. Bizimkiler genelde öyle söylüyor. Bir bitki olsa hangisi olmak ister? Mari, maydanoz olabilirdim yani. En sevdiğim bitkilerden bir tanesi. Her zaman çok severim. Yeşil, sağlıklı. Bir hayvan olmak isteseydin hangi hayvan olurdun? Hayvan olarak aslan olmak isterdim. Memleketini isim vermeden anlat. Leblebi. Dünyanın merkezi. İskilip dolması, of olsa değilsin. Bir gün boyunca hiçbir şey illegal olmasa yapacağınız ilk şey ne olurdu? Apple Store'ları yağmalardım. Geçmişe dönebilecek olsaydın geçmişte yaptığın hatalardan neyi düzeltmek isterdin? Bir yerde çalıştım çok. 3 yıl boyunca çalıştım ama hiçbir şekilde emek alamadım. Ama pişmanım. Keşke gitmeseydim. Çalışmasaydım orada. Kendimi daha farklı geliştirebilirdim o konuda. Keşke yapmasaydım bu işi. Son günün olsaydı ne yapardın? Geçmişte günahım çok. Hacca giderdim. Bütün şeylere tövbe ederdim. Peki siz hiç pavyona gittiniz mi? Allah'a şükür gitmedim. Namazında niyazında biriyim ben. Öyle yani. Sorumda en büyük pişmanlığınız neydi? Yaşamak. Bugün en gereksiz harcamanız. 2 sene boyunca gideceğim lise için abonman yaptırdım, otobüs kartı çıkarttırdım. Bence gereksizdi bunlar. Çok amaçlı kullanılan bir eşya söyleyin. Mala, inşaatta mala vurmak, altçı sıvamak, harç toplamak. Yani mala vurmak var, bir de mala çekmek var ama insanlar güncel olarak mala vurmak diyorlardı ama bence bu mala çekmekle mala vurmak arasında çok fark var. İnsanlar içi fesat. İnşaatçıların çok tercih ettiği sarı kola mı, siyah kola mı? Şimdi ben bir inşaat mühendisi olarak diyebileceğim şu ki genellikle siyah kolayı tercih ediyorlar. Usta bize siyah kola, siyah kola istiyoruz. Bazen sarı kola istiyorlar. Şu hayatta en tiksindiğiniz şey nedir? Tuvalette o ıslak terlikleri çorapla basıp o gelen hissiyat çok tiksindirici bir şey. Kimsenin başına gelmesin. Ankara'da başınıza gelen en garip olay nedir? Ankara'da başıma gelen en garip şey şu anda bu röportajda bulunmak. Ölene kadar tek bir şarkı dinleyecek olsan hangisi olurdu? Hayatımın sonuna kadar bir şarkı dinleyecek olsaydım kesinlikle Ala Gözlüm Nazlı Pirim olurdu. Paralı erkek mi yoksa karakter sahibi erkek mi? İkisinin birleşimi yok mu ya? Bence ikisinin birleşimi. Bir müzik aleti olsaydı ne olurdum? Yüksek ihtimal saksafon olurdum. Nefes alsın yeter. Metro altından istediğin yerden çıkabiliyor musun? Çıkabiliyorum. Nefesli mi nefessiz mi? Yani nefes alsa mı almasa mı? Almasın. Kimse almasın. Gereksiz insanlar nefes almasın. Madalyonun iki yüzü nedir? Felsefedir. Felsefe Sümer'de mi başladı yoksa Antik Yunan'da mı? Felsefe. Efendim felsefenin Mezopotamya'da yani Sümer'de başladığını düşünüyorum ama Antik Yunan'ı da tabii ki kesinlikle. Kral ne yapıyorsun? Saçında yapraklar alayım mı? Al. Beni koymuşsun, sana çok teşekkür ederim. Yani Antik Yunan'ı da tabii ki bir tarafa koyamayız. Yani bir tarafa koyamayız derken ne saçmaladım ya. Deniz yoluyla Antik Yunan'a taşındığını düşünüyorum. Çünkü felsefe denilince bugün akla Antik Yunan geliyor. Lan bak beni sinir etmeyin. Harbi bak anlatsam çok güzel anlatırım bu işleri de girmek istemiyorum mevzulara. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.